Sevgili gençler merhabalar. Ee, bu derste ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin ikinci kısmına geçiyoruz. Ee, Başladığımızda da gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlere dönüştürülebilen denklemlerden bahsedeceğiz. Bu yöntemin diğer adı değişken değiştirmedir. Burada yaptığımız iş farklı tipte ifadeler göreceğiz. İşte üstel, logaritmik ya da trigonometrik gibi ifadeler olacak bunlar. Ve biz bunlara farklı değişkenler atayıp çözümünü, çözüm yöntemini bildiğimiz ikinci dereceden denklemlere çevireceğiz. Şimdi ilk örneğe bakın. Ee, üstel bir ifade görüyorsunuz burada. Biz 3 üzeri x'e şayet a dersek 9 üzeri x tabii ki 3 üzeri x'in karesidir. Yani a'nın karesidir. O zaman bu denklemi yeniden düzenleme hakkına sahip oluruz. a'nın karesi eksi 2 çarpı şurayı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye yazalım. Sonra düzenleyelim. 3 üzeri x biliyorsunuz a idi. Dolayısıyla a'nın karesi eksi 2 çarpı a çarpı 3 artı 9 eşit 0 oldu. Buradan biz denklemi a kare eksi 6 a artı 9 haline getirdik. Tabi bunu biliyorsunuz. İsterseniz a a eksi 3 eksi 3 diye yazarsınız ve şöyle görürsünüz a eksi 3'ün karesi eşit 0. E, karesi 0 olan sayının kendisi de 0'dır. Dolayısıyla a eksi 3 0 ve buradan a eşit 3'tür. Ancak burada şuna dikkat edin. Sizin değişkeniniz yani bilinmeyeniniz a değil neydi? x'ti. Biz x'leri bulacağız. O yüzden en başta yaptığımız işi tekrardan hatırlayacağız. Yani 3 üzeri x a'ydı. O zaman a yerine burada 3 üzeri x yazacağız bizim denklemimiz 3 üzeri x eşit 3. Ki 3 demek aslında 3 üzeri 1 demektir. Tabanları aynı olan üstü denklemlerin kuvvetleri de aynı olmak durumundaydı. O halde x eşit 1'dir. Demek ki bizim denklemimizin çözüm kümesi bir tek nokta kümesiymiş. Başka bir örnek görüyorsunuz burada. Logaritmik bir ifade. Logaritma x'in karesi eksi logaritma x kare. Şimdi ben şu özelliği hatırlatayım. Logaritma a tabanında b üzeri n neydi? Buradaki n'i yani kuvveti logaritmanın önüne atabiliyordunuz. n çarpı logaritma a tabanında b idi. Böyle yazabiliyorduk. Madem ki böyledir, ifadeyi yeniden düzenleyelim. Bakın logaritma kare x demek logaritma x ifadesinin karesi demektir. Eksi burada x'in karesi yani 2'yi logaritma önüne çarpan olarak atalım. 2 tane logaritma x eksi 3 eşit 0 oldu. E buradan artık şunu diyebiliriz. Biz logaritma x yerine mesela t dersek o zaman t'nin karesi eksi 2 t eksi 3 eşit 0 olur. Bu yazılışın bize kattığı şey nedir? Biz bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliyoruz. Dolayısıyla da bizim için denklemlerde bir çözüm yöntemiydi bu t'nin karesini t çarpı t eksi 3'ü de eksi 3 çarpı artı 1 diye ayırırsak çapraz çarptığımızda ortayı veriyor. O halde yazarken karşılıklı yazıyorduk ve t eksi 3 çarpı t artı 1 olduğunu görürüz denklemimizin. Çarpanları ayrı ayrı sıfıra eşitlersek t eşit 3 geliyor ve t eşit eksi 1 geliyor. Tekrardan söylüyorum. Bizim değişkenimiz bilinmeyenimiz t değil. Neydi? x'ti. O halde t dediğimiz şey en başta neydi aslında? Şuraya dönelim. Logaritma x. O zaman logaritma x eşit 3 ve logaritma x eşit eksi 1. Dikkat edin logaritmanın tabanı yok. Tabanı yoksa 10'dur. O halde birinci denklemden şuradan e, ee, x eşit 10 üzeri 3 geliyor. Şuradan da x eşit 10 üzeri eksi 1 geliyor. O halde çözüm kümemiz 10 üzeri eksi 1 ki 1 bölü 10'dur. 10 üzeri 3 de 1000'dir. 1 bölü 10'a e, 1000 şeklinde bir küme. Başka bir örnek. x küp eksi 27 eşit 0 denkleminin reel köklerinin Toplamı kaçtır demiş. Değerli arkadaşlar. E, şu ifadeyi çarpanlara ayırmadan hatırlarız. Küpler farkı. A eksi B çarpı A kare artı A B artı B kare. Bundan faydalanacağız. X küp eksi 27 dediğim şey zannedersem X'in küpü eksi 3'ün küpüdür. Bunun sıfır olması gerekiyormuş. Şimdi ben de bunu yukarıdaki açılım prensibine göre çarpanlarına ayrılmış halinde yazarsam x eksi 3 çarpı x kare artı x çarpı 3 yani 3x artı 3'ün karesi. Bu da olur. Eşit 0. Şimdi iki ifadenin çarpımı 0. Zaman zaman söylüyorum. O zaman çarpanları ayrı ayrı 0'a eşitleyeceğiz. x eksi 3 0'sa x eşit 3. Bu bir kök ve bir reel kök. Ama diyor ki bize reel e, reel köklerin toplamı diyor. Evet, pardon. Şimdi diğer bu bir reel kök. Bir tanesi 3. Başka var mı bakalım. x kare artı 3 x artı 9 eşit 0 olacak. Şimdi çarpanlarına ayrılabilen bir ifade mi? Burası x çarpı x. Burası işte 9 kere 1, 3 kere 3, Nasıl ayırırsanız ayırın ortaya elde edemiyorsunuz. Demek ki çarpanlarını ayrılamıyor. Deltasına bakalım. Çünkü çarpanlarını ayrılamayan denklemler biraz şüphelidir. B kare eksi 4 AC. Bu denklem için A'sı 1, B'si 3, C'si de 9 diyebilirsiniz. Buradan 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 9. 9 eksi 36'dan eksi 27 oluyor. Deltası sıfırdan küçük. Peki ne diyeceğiz o zaman? Yine bu denklem için reel kök yoktur. Soruda bizden reel köklerinin toplamı istendiği için sevgili arkadaşlar bir tane reel kök bulmuştuk. O halde şunu dersiniz. Reel köklerin toplamı nedir? O da 3'tür. Bu sorunun cevabı 3 oluyor. Mutlak değerli denklemler. Şimdi işte logaritmik yazdık. Üstel yazdık. Bu da mutlak değerli bir denklem. Mutlak değerli denklemleri açarken, çözerken her zaman dikkatli olmak durumundayız. Ta en baştaki kurala geri döneceğiz. Aslında işin gizemi orada gizlidir. Yani oradan biz soruları çözeceğiz. Eğer x büyük eşit 0 ise biz ne yapıyorduk? Bunu olduğu gibi çıkarıyorduk. x Küçük sıfır ise önüne eksi koyarak pozitif yapıp çıkarıyorduk. Şimdi burada da bu ilkeden faydalanacağız. Böyle bir denklem var. x kare eksi x'in mutlak değeri eksi 2 eşit sıfır. Bunun çözüm kümesini bulmamız istenmiş. Ee, burada şöyle düşünmek lazım. Mutlak değerli bir ifade var ve biz bu x'i bilmiyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Önce şunu diyeceğiz. x büyük eşit sıfır olsun. Bakın. Siyahla çözelim. Denklemi tekrardan yazalım. Bakın x'in sıfır ya da daha büyük olması gerekiyor. Eğer öyleyse olduğu gibi çıkacaktır. Ve ben x kare eksi x eksi 2 eşit sıfıra denklemi çeviririm. Çarpanlarına ayrılabilen bir ifadedir. Eksi 2'ye artı 1 diyelim. Çapraz çarptığımızda ortayı veriyor mu? Eksi 2x artı x daha eksi x veriyor. Yazarken düz yazıyorduk. x eksi 2 çarpı x artı 1 eşit sıfır. Buradan da köklerden bir tanesi 2, diğeri eksi 1 gelir. Şimdi iki tane kök var ama başlangıçtaki kabulümüze dikkat edin. x büyük eşit 0'dı. Eksi 1 tabii ki 0 ya da daha büyük değil. O zaman bunu ben ilk durum için kök olarak kabul edemem. Buradan elde ettiğim kök 2. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü mutlak değerli ifadeleri biz içinin sıfırdan sıfır ya da sıfırdan büyük olma durumuna göre farklı açıyoruz. Sıfırdan küçük olma durumuna göre farklı açıyoruz. Burada da aynı şekilde hareket edeceğiz. Şimdi de diyelim ki x küçük sıfır olsun. Mutlak değerin içi bu sefer negatif. Böyle bir durumda içerideki sayıyı mutlak değer dışına çıkarırken ne yapıyorduk? Eksiyle çarpıyorduk. Eksi, eksi x olarak çıktı. Eksi 2 eşit 0. Düzenlersek x kare artı x eksi 2 eşit 0. Yine çarpanlarına ayrılabilen bir ifade. x x bu sefer artı 2 eksi 1 diyoruz. Çapraz çarptığımızda ortayı veriyor. 2 x eksi x daha artı x yaptı. Yazarken de şöyle düz yazıyoruz. Buradan x artı 2 çarpı x eksi 1 0 Birinci kök eksi 2. Iki, ikinci kök 1. Yalnız burada da dikkat edelim. Bu sefer başlangıçtaki kabulümüz neydi? X sıfırdan küçük olsun demiştik. O zaman 1'i çözüm kümesine dahil edemeyiz. Bir diğer kökümüz de budur. O halde işimiz bitti. Çözüm kümemiz nedir? Birinci kök 2 idi. İkinci kök eksi 2. O zaman eksi 2'ye 2 iki yazmamız çözüm kümesini bulduğumuz anlamına gelir. Yine bir mutlak değerli denklem örneği. Ee, çok farklı bir şey yapmayacağız. Hani klasik bir ifade var ya bir artılı, bir de eksili açarız mutlak değerli ifadeleri diye. Bundan faydalanacağız. X kare eksi 4x artı 1. Yani mutlak değerin içindeki ifade eşiti olan x artı 7'ye olduğu gibi eşit olabilir veya x kare eksi 4x artı 1. Dışarıdaki ifadenin yani x artı 7'nin eksilisine de eşit olabilir. Şimdi buradaki ifadeyi yani x artı 7'yi sol tarafa atalım. x kare eksi 4 x artı 1 eksi x eksi 7 eşit 0. Diğer tarafa geçelim onu da sola atalım. x kare eksi 4 x artı 1. E, önünde eksi olduğu için olduğu gibi atar, atabiliriz. x artı 7 eşit 0. Düzenleyelim x kare eksi 5x eksi 6 eşit 0. Denklemlerimizden birincisi bu. Veya x kare eksi 3x artı 8 eşit 0. Bu da diğer. Şimdi bakın denklemini sağlayan x reel sayılarının toplamı kaçtır diyor. Ee, buradan çarpanlarına ayrılabilen bir denklem olduğu görünüyor. Hemen yapalım. X'e x, eksi 6'ya artı 1 dersek çapraz çarptığımızda ortayı veriyor. O zaman ifade denklem yani. X eksi 6 çarpı x artı 1 eşit 0 diye yazılabilir. X eşit 6'dır. X eşit eksi 1'dir. Şimdi buradan iki tane reel kök bulduk. Ama buraya gelelim. Bakın Çarpanlarına ayrılabilen bir ifade yok. Deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac. Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 8. Tabii neden böyle yaptık? Hemen şöyle araya yapayım. A eşit 1, B eşit eksi 3, C eşit 8 olduğu için. 9 eksi 32'den bakın eksi 23 geldi ki delta sıfırdan küçük. Buradan reel kök gelmiyor. Şimdi x reel sayılarının toplamı demiş. Diyebilirsiniz ki yani kökler toplamından kökler reel olmasa bile burayı yazarız. Böyle düşünebilirsiniz. Ancak bu denklemin sağlanabilmesi için bakın olması gereken ilk şart nedir? x artı 7'nin büyük eşit 0 olması. Yani x'in büyük eşit eksi 7 olması. Bu aslında x'in bir reel sayı olması zorunluluğunu da ifade ediyor. Halbuki buradaki yani ikinci denklemdeki köklerim reel değil. Kökler reel olmadığından buradan kök gelmez. Bu notu düşelim. O zaman x reel sayılarının toplamı sadece birinci denklemden gelecek. O halde 6 artı eksi 1 dersek 5'tir. Bizim sorumuzun cevabı önemli de bir soruydu kıymetli gençler. Evet şimdi bu başlık altında çok önemli bir konu köklü denklemler önemi şuradan kaynaklanıyor biraz da diğer örnekleri çözerken bulduğumuz kökleri Ayrıca denklemde sağlatmak zorunda değildik böyle bir zorunluluğumuz yoktu ama burada var e, köklü ifadelerle kurulan bu denklemleri çözerken amacınız Öncelikle kökten kurtulmak yani işte karesini alarak çok karşılaşmazsınız ama diyelim ki küp köklü bir ifade oldu. Küpünü alarak önce kökten kurtuluyorsunuz. Ardından normal denklem çözümü esaslarına göre kökleri buluyorsunuz. Varsa kökleri buldunuz. Bulduğunuz kökleri denklemde yerine yazıp sağlatmak zorundasınız. Çünkü birazdan da örneği çözerken bahsedeceğim. Biz kökleri bulurken yani kökten kurtulurken ifadeleri olduğu gibi çıkaracağız. Yani içlerinin pozitif olduğunu varsayarak çıkaracağız. Ama her durumda öyle olmayabilir. Böyle bir durumda da bulduğunuz kök denklemi sağlamayacaktır. Şimdi örneğine bakalım. Dördüncü dereceden kök x karekök x 2. Eee 4. dereceden kök x eğer a ise karekök x şöyle olduğu için bunun karesi olduğu için a'nın karesi olacaktır. O zaman a artı a kare eşit 2 oldu. Hepsini sol tarafta toplayalım. a kare artı a eksi 2 eşit 0. Şimdi burayı elde ettikten sonra işimiz aslında kolay. a a artı 2 eksi 1 çarpanlarına ayrılabilen bir denklemdir. O zaman a eşit pardon şöyle yapalım önce. A artı 2 çarpı A eksi 1 sıfır diyelim. A artı 2 sıfırsa A eşit eksi 2'dir. A eksi 1 sıfırsa A eşit 1'dir. A dediğim şey neydi? Dördüncü dereceden kök x ve dördüncü dereceden kök x eşit 1. Şimdi dikkat edin. Burada derecesi çift olan bir köklü ifade var ve sonuç eksi 2 çıkmış. Bu reel sayılarda biliyorsunuz mümkün olan bir durum değil. Buradan size kök gelmez. Derece çift olan köklerin değerleri de büyük eşit sıfırdır. Bu olmaz yani. Ama burada iki tarafında dördüncü kuvvetini alırsanız x eşit 1 çıkar. Peki bu bir acaba denklemi sağlıyor mu? Tek bir kök bile bulsanız bu sağlıyor mu sağlamıyor mu diye kontrolünü yapacaksınız. Dördüncü dereceden kök x artı kare kök x 2. Denklemin ilk hali buydu. Burada x yerine 1 yazarsanız 4. dereceden kök 1 artı kare kök 1 2 midir? Evet 1 artı 1'den 2'dir. Demek ki x eşit 1 denklemi sağlıyor. Yani köktür. O halde bizim çözüm kümemiz sevgili arkadaşlar. 1 tek nokta kümesidir. Burada dikkat edin. E, denklemi dönüştürdük. 2. dereceden bir bilinmeyenli denklem yaptık ama oradan sonra bulduğunuz kökleri yerine koyup sağlatmak zorundasınız. Köklü denklemlerdeki temel espri biraz da bu.